Şerhini yapmaya çalışıyoruz. Sonuna doğru yaklaştık sayılır. Yani 3 hafta ya da en fazla 4 haftalık bir zaman diliminde bu mübarek kitabı bitireceğiz. Birçok şeyler öğrendik bu kitap okumamız esnasında. Çok faydalı bilgiler elde ettik. Benim sizlere tavsiyem bu kitabı başucu kitabınız yapmanız. Sürekli geçmiş konuları tekrarlamanız, okumanız. Çünkü bahsedilen yahut da ilimler konularına göre ne yapılır? Ne yapar? Değer kazanır. İlim hangi konudan bahsediyorsa o konunun değeri kadar o ilmin de neyi vardır? Değeri vardır. Yani bugün basit bir şeyden bahsedilmiş olsa o konunun değeri de o basit şey kadar olur. Onunla sınırlı kalır. Ama mesela dünyevi olarak, ticari yatırımlar olarak böyle insanlara az bir yatırımla çok bir şeyler kazandıracak yatırımlardan bahsetsek hemen herkesin ne yapar? Gözleri açılır. Kulakları o yöne doğru çevrilir. Konunun değeri, dediğimiz mevzunun değeri, ilmin değeri o konuya göre ne yapar? Artar ya da eksilir. Bu sebeple arkadaşlar ilimlerin en şereflisi, ilimlerin en değerlisi hangisidir? Tevhid ilmidir. Niye en değerli ilim tevhid ilmidir? Çünkü konusu nedir arkadaşlar? Neyi anlatır? Neyi öğretir? Rabbi öğretir. Allah'ı öğretir. Onu hakkıyla bilmemizi ne yapar? Bizlere öğretir. Bu sebeple de ilimlerin en şereflisi, en değerlisi, en kıymetlisi tevhid ilmidir arkadaşlar. Kişi Rabbini tanıdığında, Rabbini bildiğinde, Rabbini öğrendiğinde o kadar Rabbini öğrenmiş olur, ondan o şekilde sakınmış olur ve o kadar imanı artmış olur. İşte müellif rahimahullah, Allah ona merhamet eylesin. Bu kitabı yaklaşık 200-300 sene önce yazmış. O tarihten itibaren de bu kitaptan faydalanılmaya çalışılıyor. İçindeki bilgilerden istifade edilmeye çalışılıyor. Bizler de bu gayeyle bu kitabın şerhine uzun zaman önce başlamıştık. Hala da devam ediyoruz. Rabbimize hamdolsun ki bizleri bu kitabı okumaya, şerh etmeye muvaffak kıldı. Bu hafta alacağımız konu Babun Nehyi An Sebbir Rih. Rüzgara sövmenin yasak olduğu bab. Müellif rahimahullah bizlere daha önceden de hatırlarsanız zamana sövmekle alakalı bir bahis, bir bab açmıştı. Kimi insanlar var ki ne yapmaktalar? Zamana sövmekteler. Yine bazı insanlar da var ki ne yapmaktalar? Rüzgara sövmekteler. Rüzgara dil uzatmaktalar. Eğer insan Rabbini hakkıyla tanırsa, hakkıyla bilirse ne yapar? O rüzgara sövmek yerine, çünkü bazı insanları duyuyorsunuz, işte diyorlar ki kahrolasıca rüzgar işte esip durdu, bugün işimizi yapamadık, engel oldu gibi böyle lanet olsun gibi sözler söylüyorlar. Bu sözü söyleyen kimse arkadaşlar bilmemektedir yahut da düşünmemektedir ki bu rüzgarı gönderen, halkeden, yaradan Allah'tır. Ona emreden ve o şekilde esmesini sağlayan Rab Teala'dır. Ve bu rüzgara dil uzatan, söven aslında ne yapmaktadır? Kime dil uzatmakta, kime sövmektedir? Onu yaratan Allah'a dil uzatmaktadır, sövmektedir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam onun hayatına baktığımız zaman, siyerine baktığımız zaman biliyoruz ki Rabbini aramızda en iyi tanıyan oydu. Kendisi bu şekilde ifade ediyor. Ben sizin Allah'tan en çok korkanınızım diyor. Allah'tan en çok korkanınızım. Diyor ki Sahih-i Müslim'de gelen rivayette Enes radıyallahu anh rivayet ediyor bu hadisi.
كانت الريح الشديده اذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. Diyor ki Enes radıyallahu anh, şiddetli rüzgar estiğinde Nebi aleyhissalatü vesselamın yüzü değişir ve biz bunu anlardık diyor. Yüzünden anlardık. Çünkü aleyhissalatü vesselam Kur'an'ın kendisine ilk indiği insan. Ayetleri ümmetine tebliğ eden ilk insan. Ve o ayetler arasında neler var arkadaşlar? Helak olmuş kavimlerden bahsediliyor. Onlardan bazılarının kayaların, dağların eteklerinde, kayaların içine kendilerine bir bela, musibet, sel, kendinden önceki Nuh kavmi gibi, helak olmuş kavimler gibi helak olmamak için dağlara ne yapmışlar? Kayaların içine taşlara ne yapmışlar? Evler yapmışlar. Ama bu sefer onları ne helak etmiş arkadaşlar? Kimilerini ses helak etmiş. Kimilerini de ne helak etmiş? Rüzgar helak etmiş. Onun için Allah Teala göndermiş olduğu, o rüzgarı göndermiş olduğu kavimlerle alakalı diyor ki فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَ. Bu rüzgardan sonra ayakta kalabilen var mı? Bir bak. Yani rüzgar öyle bir şey arkadaşlar. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki Enes radıyallahu anh, اُرِفَ ذَٰلِكَ ف۪ي وَجْهِهِ. Bu rüzgarın getirdiği korku Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünde belli olurdu. Acaba Allah-u Teala azap mı gönderiyor? Acaba Allah-u Teala helak mı gönderiyor? Ama bizim gibi gaflet içinde olan insanlar, oyun, oynaşta, eğlence içinde olan insanlar, yani rüzgar eser, güneş tutulur, ay tutulur, bunların hepsini ne yaparız? Normal olağan şeyler gibi karşılarız değil mi? Nebi Aleyhisselatü Vesselam, ay tutulduğu zaman, elbisesini, güneş tutulduğu zaman, elbisesini sürükleyerek, korkarak yerinden kalkıp koşuyor, direkt namaza duruyor. Direkt namaza duruyor. Ayşe radıyallahu anh da rivayet ediyor. Diyor ki, اِذَا هَاجَتْ رِيْحٌ شَد۪يدَ قَالَ النَّبِي صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Çok şiddetli rüzgar estiğinde Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle derdi diyor Ayşe radıyallahu anh. اللهم اني اسألك من خير ما أمرت به وأعوذ بك من شر ما أمرت به. Veya şöyle okuyalım. اللهم اني اسألك من خير ما أمرت به وأعوذ بك من شر ما أمرت به. Allah'ım senin bu göndermiş olduğun rüzgara emrettiğin ve onunla gelen hayrı senden istiyorum. Çünkü rüzgarın getirdiğine var arkadaşlar aynı zamanda hayır var. Allah Teala rüzgarı mesela ne yapmış? Yine Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala buyuruyor ve erselnâ riyâha levâkih. Bizler rüzgarı göndeririz. Ne olarak göndeririz diyor? Levâkih, aşılayıcı. Biliyorsunuz rüzgar alıyor taneleri, tohumları. Hiç aklınıza gelmeyecek yerlere ne yapıyor? Götürüyor. Ağaçlarda ne oluyor? Kimi ağaçlar sırf rüzgarın o taşımış olduğu şeylerle aşılanıyor. Mesela ben bu gittiğimde Kuveyt'e, en son gittiğimde o misafir olduğum arkadaşın evinde, evinin önünde buğday gördüm. Buğday çıkmış. Yani şaşırıyorsun. Kuveyt gibi bir yerde, sıcağın olduğu bir yerde, buğday tarlalarının olmadığı bir yerde ne yapmış? Rüzgar almış getirmiş, buğdayı bırakmış. Yani onun için aleyhissalatü vesselam diyor ki Allahümme inni es'eluke min hayri ma emerte bihi. Bu rüzgara emrettiğin ve onun getirdiği, senin emrinle getirdiği hayrı senden istiyorum. Yine Allah Teala rüzgarın aşılayıcı, ağaçları, bitkileri birbirine aşıladığını söylediği gibi başka bir ayette de diyor ki ve min ayatihi en yursila riyaha mubashirat. Allah Teala'nın rububiyetinin ve uluhiyetinin bir alameti de, onu gösteren bir ayet de nedir? Rüzgarı size müjdeleyici olarak göndermesidir. Rüzgar bize müjdeleyici olarak gelir. وَلِيُذ۪يقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ. Ve rahmetinden size tattırmak için, vermek için. وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ. Ve denizlerde gemiler ne yapsın diye? Hareket etsin, geçsin diye. Yürüsün, gitsin diye. Rüzgarı size gönderir. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Ve Allah Teala'nın fazlından, lütfundan isteyesiniz diye size işte bütün bunlardan dolayı Allah-u Teala rüzgarı ne? Müjdeleyici olarak gönderir. Yani rüzgarda bir hayır vardır.
Nebi Aleyhisselatü Vesselam onun için rüzgarın sert estiğini görünce kulluğunun bir ifadesi olarak hemen kalkıyor. Allahümme inni es'eluke min hayri ma emerte bihi. Ve akabinde diyor ki ve a'udu bike min şerri ma emerte bihi. Ve ey Allah'ım, senin bu rüzgara emrettiğin ve bu rüzgarın taşıyıp bana getirmesinden korktuğum şeyin şerrinden sana sığınırım. Çünkü rüzgarın bir de neyi var arkadaşlar? Şerri var. Öyle değil mi? Yani işte görüyorsunuz bazen kasırgalar meydana geliyor. Ben geçen gördüm. Böyle hortum oluşmuş. Dönerek böyle geliyor, yaklaşıyor. Önüne ne çıkıyorsa evleri, arabaları kaldırıp atıp bir kenara paçavra gibi silkeliyor. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam da demiyor yani ben peygamberim. Allah Teala'nın en sevdiği kuluyum. Ben aranızdayken korkmayın bir şey olmaz demiyor. Rüzgarı ilk gördüğü zaman hemen kalkıyor ne yapıyor? Bu duayı okuyor Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü hatırlarsanız Hud Aleyhisselam'ın kavmine rüzgar geldiğinde onlar önce neyi görüyorlar? Bulutları görüyorlar tabii. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْتِرُنَا Karşıdan gelen bulutu gördüklerinde Hud kavmi diyorlar ki هَذَا عَارِضٌ مُمْتِرُنَا Bu bulutlar bize ne yapacak şimdi? Yağmur getirecek. Öyle zannediyorlar. Miskin, zavallı insanlar. Rablerine karşı ne yaptılar? Kibirlendiler, büyüklendiler. Allah Teala onlara ne yaptı? Önce mühlet verdi. Hadislerde geldiği üzere Aleyhissalatu vesselam ne diyor? Allah Teala innallaha yumhilu ve la yuhmil. Allah Teala mühlet verir ama ihmal etmez. Sen de kendine bu hadisi ne yap? Şiar edin. Günahlarla iç içeysen, Allah Teala'ya isyan içinde yaşıyorsan bil ki sana gelen o güzellikler, sana gelen o iyilikler, sana gelen o nimetler devam etmeyecek. Bunlar sana verilen bir ne arkadaşlar? Mühlet. İhmal yok. İşte bu topluluk bulutu görüyor. Zannediyorlar ki her zamankisi gibi. Hatta şöyle diyor Allah Teala. فَاَلَمَّ رَوْهُ عَارِدًا مُسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ Böyle tarlalarına, vadilerine gelen bir ne zannediyorlar? Bulut zannediyorlar. Çünkü hep öyle olmuş. Yağmur gelmiş. Bulutlar gelmiş, yağmuru bırakmış. Toprak verimli bir şekilde bitkileri vermiş. Bu sefer de öyle olacağını zannediyorlar. Ama süre bitti. Süre bitti. Aynı Nuh Aleyhisselam'ın kavminde. Nuh Aleyhisselam ne diyor Allah Teala? 1050 sene hariç 1000 sene kaldı. Tam bu ifadeyle. Yani 950 sene kaldı. 950 sene sabrediyor. Allah Teala da sabrediyor. Allah Teala sıfatlarından bir tanesi nedir arkadaşlar? Sabır. Ama tabii o bulutları gören, o rüzgarın getirdiği bulutları gören Hud Aleyhisselam diyor ki onu yağmur bırakacak diye bekleyen insanlara Bel huve mesta'celtum bih Hayır diyor. O beklediğiniz yağmur bulutları bu yağmur bulutları değil. Bel huve mesta'celtum bih Sizin acele edip durduğunuz bana ikide bir hani haklıysan Allah-u Teala hadi azabı getirsin dediğiniz bulutlar onlar. Rihun fiha azabun elim. Bu rüzgardır. Bu getirir bulutların içinde bulutları getiren rüzgardır ve onda ne vardır? Azabun elim. Acıtacak. Sizlere acı verecek ne var? Azap var. Yani Nebi Aleyhissalatu vesselam bunları okuyan, bunları bilen bir peygamber. O sebeple rüzgarı gördüğünde ne yapıyor? Hemen Allah-u Teala'ya sığınıyor. İşte yani Rabbini hakiki manada tanıyan, bilen, hakkıyla tanıyan, bilen bu halde olur arkadaşlar. Rabbine sığınır, lucu eder, iltica eder. Yani Aleyhisselatü Vesselam horoz öptüğü zaman bile Allah-u Teala'ya sığınıyor. Bir bela mı geliyor, musibet mi geliyor acaba diye. Aynı şekilde başka hayvanlar bağırdığı zaman. İşte müellif rahimahullah bizlere burada tevhidin kemaline işaret eden bir konulardan bir tanesi. Aynı şekilde yani tabii kişi rüzgara söven kişi söverken itikadında Allah'a sövmek gibi bir niyeti varsa
artık bu tevhidin kemalinden çıkar. Ne olur? Kişiyi yani kafir yapar, dinden çıkarır. Tevhidimizin eksik olmaması için dikkat ederseniz diğer konulardan sonra müellif rahimahullah bu konulara değindi. Bunlardan bir tanesi de ne yapmamak? Rüzgara dil uzatmamak, rüzgara sövmemek. Çünkü insanlar arasında bu ne olan bir şey? Yaygın olan bir durum. An Ubey ibn Ka'b radıyallahu anh enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. La tesubbur rih. Rüzgara sövmeyin. Fe izâ ra'aytum ma tekrahûn. Eğer diyor hoşunuza gitmeyen bir şey görürseniz, yani rüzgar, iş yapmak istiyorsun, çalışmak istiyorsun. Rüzgar öyle sert esiyor ki yapmak istediğin işe engel oluyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam böyle bir durum olduğu zaman şöyle deyin diyor. Allahümme inna nes'eluke min hayri hâzihir rih ve hayri ma fiha ve hayra ma fiha ve hayra ma umirat bih. Allah, ey Allah'ım biz bu rüzgarda olan hayrı ve rüzgarın taşımış olduğu hayrı aleyküm selam ve senin emrettiğin kendisiyle emrolunduğu hayrı senden istiyoruz ey Allah'ım. Yani deminden söyledik rüzgarda hayırlar var, güzellikler var. Ve na'udu bike min şerri hâzihir rih. Ey Allah'ım bu rüzgarın şerrinden ne yapıyoruz? Sana sığınıyoruz deyin diyor. Bu rüzgarın şerrinden sana sığınıyoruz. Ve şerri mâ fîhâ ve bu rüzgarın taşıdığı şerden, içinde bulunan şerden sana sığınıyoruz. Ve şerri mâ umirta bihi veyahut da ve şerri mâ umirat bih ve şerri mâ umirat bih ve bu rüzgarın emrolunduğu şerden sana sığınıyoruz. Dikkat ederseniz arkadaşlar burada rüzgara nispet edilen bir şer var. Bu rüzgarın şerrinden diyoruz. Değil mi? Bazıları çünkü şeytan insanların aklına öyle şeyler getiriyor ki hele hele bu son ahir zamanda televizyonun, fitnenin, felsefenin yayıldığı bu dönemlerde öyle şeyler aklımıza gelebiliyor ki bazen veyahut da öyle şeyler duyuyoruz ki Subhanallah diyorsun. Bir insan bunu nasıl düşünebilir? İşte bunlardan bir tanesi de şu. Diyorlar ki yani rüzgara nasıl olur da şer, yani rüzgarın şerri denebilir. Yani rüzgarın şerri mi olur? Madem her şeyi yaratan Allah-u Teala niye rüzgara şer nispet edilmiş? Eğer böyleyse bu hadis zayıftır, uydurmadır. Hemen akıllarıyla ne yapıyorlar? Bir sonuca varmaya çalışıyorlar. Diyoruz ki buradaki şerrin rüzgara nispet edilmesi ne değildir arkadaşlar? Mustakil, yani şerri yaratan rüzgar olduğundan dolayı değil. Sebep olduğu için. Buradaki nispet, izafet, rüzgarın o şerre ya da o hayra sebep olmasından dolayı. Değil mi? Çünkü rüzgar bizler için ya hayra sebep oluyor ya da şerre sebep oluyor. Onun için ne yapabiliriz? Bu şekilde ifade edebiliriz. Rüzgarın şerrinden yahut da rüzgarın hayrından. Buradan maksat, buradan anlaşılması gereken şu değil. O şerri yaratan yahut da o hayrı yaratan rüzgardır demek değil. Evet. Bunu anlattıktan ve açıkladıktan sonra ikinci baba geçebiliriz. Diğer bahsimize geçebiliriz. Buradaki bahsimiz müellif rahimahullah bizlere bir ayet zikretmiş. Biliyorsunuz bazen başlık olarak başlık zikrediyor. Bazen de başlık zikretmeyip o bölümde direkt Allah-u Teala'nın kelamından ayet zikrediyor. Allah'ın hakkında kötü zan beslemek. Bu da tevhidin önemli hususlarından, önemli konularından bir tanesi. Burada İbnül Kayyim Rahimahullah'ın nefis bir sözü var. Onu naklediyor bizlere. Yani insanoğlu velev ki lisanıyla, diliyle Allah-u Teala hakkında beslediği zannı dile getirmese bile bazen diyor kalbiyle ne yapar? Veyahut da lisanı haliyle, durumuyla bunu ne yapar? İfade eder. Bundan uzaklaşmamız gerekiyor diyor İbnül Kayyim Rahimahullah. Yani insan özellikle kader konusunda, başına gelen musibetler, belalar konusunda genelde ne yapar?
imanı zayıfsa insanın, diliyle söylemeye cesaret edemese bile kalbiyle beni mi buldu der. Allah Teala bunu niye benim hakkımda takdir etti der. Bunu ağzıyla diliyle söylemese de hali bu şekilde ne yapar? Nutk eder, konuşur. İşte İbnül Kayyım Rahimahullah diyor ki sen kendine bak diyor, hangi kısımdansın? Razı olan, sabreden, Allah hakkında kötü zanlar beslemeyenlerden mi? Yoksa onun hakkında kötü zanlara düşen kimselerden misin? Allah-u Teala şöyle buyuruyor. يَظُنُّونَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ Münafıklardan bahsediyor Âl-i İmran suresinde. Biliyorsunuz Uhud Savaşı'nda münafıklar ne yapıyorlar? Ordunun üçte birini ayırarak Müslümanları yarı yolda bırakıyorlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi yarı yolda bırakıyorlar Uhud Savaşı'nda. Ve aleyküm selam. Ve Uhud Savaşı'nda şehit olan, şehit olarak öldürülen insanlar hakkında da diyorlar ki şayet bize itaat etselerdi, yani bizimle beraber çıksalardı, bu ordudan ayrılsalardı ne yapmayacaklardı? Ölmeyeceklerdi. İşte Allah Teala ayetin bu ayetle onlara cevap veriyor. Diyor ki: "Yazunnuna billahi gayral hak. Zannel cahiliye." Onlar hiç de hak olmayan, doğru olmayan şeylerle ne yaparlar? Allah hakkında zanlar beslerler. Arapçada arkadaşlar zan kelimesi bizim Türkçede kullandığımız zan manasına da gelmekte. İtikad etmek, inanmak, yakin manasına da gelmekte tam tersi olarak. Yani zannediyorum dediği zaman Arapçada insan, bizim Türkçe'de bildiğimiz sanmak, zannetmek, ihtimal, racih deniyor Arapçada. Yani ihtimal, senin aklında tercih ettiğin ama bir ihtimal, kesin değil, sanı. Bu manaya da geliyor. Yakinen, yani itikad ettiğin manaya da geliyor. Ben inanıyorum ki, itikad ediyorum ki bu böyle. Bu şekilde de ne yapıyor? Arapçada geliyor. Buradaki hangi manada arkadaşlar? Buradaki zan hangisi? Hangisi arkadaşlar? İtikat. İtikat. Münafıklar, ne yapıyorlar münafıklar? Allah hakkında hiç de hak olmayan inanışlara itikat ediyorlar. Nedir o? Mesela onların şu sözü. Şayet Müslümanlar, o şehit olanlar bize itaat etseydi ne yapmayacaklardı Uhud Savaşı'nda? Ölmeyeceklerdi. Bu Allah hakkında nedir arkadaşlar? Kötü bir İtikattır. Zan o zaman dikkat edin iki manada. Zan o zaman iki manada kullanılmakta, gelmekte. Kur'an-ı Kerim'de de bunun örnekleri var. Allah-u Teala bazı ayetlerde zan kelimesini itikat olarak, yakin olarak kullanmakta. Bazı ayetlerde de bu zan kelimesi sanmak olarak kullanılmakta. Bunların mesela birkaç tane örneğini vermeye çalışırsak. Evet. Buradan birkaç ayet zikredelim. Buradaki ayetleri şu anda şey yapamadık. Evet, yani dediğimiz gibi Arapçada arkadaşlar zan kelimesi yakin olarak itikad etme manasına da gelmekte, sanmak olarak zan manasına da gelmekte. Buradaki münafıklar diyorlar ki Uhud Savaşı'nda şehit olan, öldürülen insanlar şayet bize itaat etmiş olsalardı ne yaparlardı?
öldürmemiş olurlardı. Allah Teala diyor ki işte böylece onlar yadunnuna billahi gayral hakki zannel cahiliye. Yekulun hellena minel emri min şey. Ve sonra ardından şöyle derler. Kapattın mı kombiyi sen? Kombiyi kapattın mı? Yekulun hellena minel emri min şey. Yani bu işte bizim hiçbir dahlimiz yok. Yani bizim dışımızda olan şeyler. Dikkat edin, kadaya ve kadara ne yapıyorlar? Burada bir dil uzatma var. Allah Teala diyor ki innel emre kullahu lillah. De ki bütün emir kime aittir? Allah Teala'ya aittir. Yukhfuna fi enfusihim ma la yubdun lek. O münafıklar yukhfuna fi enfusihim, kendi içlerinde bazı şeyleri ne yaparlar? Saklarlar. Ve sana ne yapmazlar? Açığa çıkarmazlar, sana göstermezler. Yekuluna lev kana lana min el emri şey'un ma kutilna ha huna. Ve derler ki şayet iş bizim elimizde olsaydı, durum bizim elimizde olsaydı bizler burada ne yapmazdık? Öldürülmezdik. Allah Teala hemen cevap veriyor. Kul lev kuntum fi buyutikum. Velev ki siz diyor ey münafıklar veyahut da o hakkında konuştuğunuz, şehit olanlar hakkında konuştuğunuz insanlara diyor ki Allah Teala şayet evlerinizde olsaydınız, evlerinizde oturuyor olsaydınız. Lebarazellezine kutibe aleyhimul katlu ila madaciihim. Haklarında ölüm yazılan insanlar evlerinden çıkarak o öldürülecekleri yerlere ne yaparlardı? Giderlerdi. Velev ki evinizde olsaydınız, yani bu savaşa katılmasaydı o insanlar, Allah Teala'nın haklarında o ölüm yazdığı insanlar ne yapardı diyor? O öldürülecekleri, şehit düşecekleri yerlere ne yapardı? Çıkar giderler ve orada öldürülürlerdi. Veliyebteliyallahu ma fi sudurikum. İşte Allah Teala böylece ne yapıyor? Sizlerin kalplerinizi, kalplerinizde olanları imtihan ediyor. Veliyumahhisa ma fi kulubikum ve kalplerinizi temizlemek istiyor. Vallahu alimun bi zati sudur. Allah kalplerde olanı, göğüslerde olanı ne var? Bilir. İbnül Kayyim rahimahullah burada çok bu konuyla ilgili yani en kapsamlı, en geniş konuşanlardan bir tanesi. Yani Allah hakkında insan nasıl kötü zan besleyebilir? Yani nasıl yanlış itikatlara sahip olabilir? Bunu çok ayrıntısıyla, tafsiliyle zikrediyor. Yani bunun en göze çarpan mevzu bu konuda kader konusu, kada konusu. Ama bunun dışında da insan ne yapabilir arkadaşlar? Mesela Allah Teala kendinden haberler vermiş. Kendi isim ve sıfatlarını zikretmiş Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde. Öyle değil mi? Bunları kabul etmeyen de Allah Teala böyle diyor ama evet Kur'an-ı Kerim'de böyle zikrediliyor ama Allah Teala böyle değildir. Bu sıfatlara sahip değildir. Bu isimler yoktur gibi söyleyenler de neye düşmüş oluyor arkadaşlar? Yanlış itikada. Allah hakkında yanlış itikada, yanlış zanna düşmüş oluyorlar. Şimdi İbnül Kayyim rahimahullah'ın o sözünü okuyalım burada. Ondan sonra devam edelim. Evet. İbnül Kayyim ilk ayetin tefsiri hakkında şunları söyler. Söz konusu bu zan açıklanırken onu Allah Subhanehu'nun Resulüne yardım etmeyeceği, Resulullah'ın bu işinin dininin dağılıp yok olacağı ile tefsir olunması yanı sıra. Evet. İyi ki arkadaşlar bu ayette münafıklar diyorlar ki Allah Teala Resulüne yardım etmeyecek. Allah Teala Resulüne yardım etmeyecek. Onun bu getirdiği din, onun getirdiği bu tebliğ ne yapacak? Yok olacak. Ortadan kalkacak, unutulacak. Bu nedir arkadaşlar? Dikkat edin. Kötü bir itikattır. Evet. Onun sallallahu aleyhi ve sellem ve müminlerin uğradıkları belanın Allah'ın kaza ve kaderiyle olmadığı ve Allah'ın bunda bir hikmetinin bulunmadığı şeklindeki zan ile tefsir olunduğu görülür. Evet, bir de nedir arkadaşlar kötü zan beslemek? Kaza ve kader. Yani başına gelen bir musibette, bir sıkıntıda Allah-u Teala'nın ne yapmadığı bunu takdir etmediği. Bugün de ne var arkadaşlar? Ümmet içinde, İslam ümmeti içinde. Hatta bugün üniversitelerde bu okutuluyor. Diyorlar ki kulun yaptığı fiilleri Allah-u Teala ne yapmaz bilmez. Takdir etmez. Bu acizliktir aslında değil mi? Allah-u Teala'ya acizlik nispet etmektir. Ancak diyorlar kul ne zaman o fiili yapar, işler, o zaman yaptıktan sonra Allah Teala onu bilir. Yani bu cehalettir. Değil mi? Allah Teala'yı hakkıyla bilmemektir. İşte Mekkeli müşrikler de böyle söylüyorlar. Bir diğer söyledikleri şey arkadaşlar Allah Teala'nın emirlerinin
hikmetli olmadığı. Bugün de aynı şeyi söyleyenler yok mu? Diyor ya, bu asırda, bu çağda Allah Teala'nın bu emri, bu buyruğu hiç de yani uygun değil. Ama bizler biliyoruz ki arkadaşlar, Allah Teala'nın bütün emirleri, bütün bizden istedikleri ve yapmamızı yasakladığı bütün yasakları nedir arkadaşlar? Bir hikmete bağlıdır. Allah Teala'nın isimlerinden bir tanesi nedir arkadaşlar? Hakim. Hakim. Ne demek hakim arkadaşlar? Hakimin bir manası arkadaşlar hakim. Hükmeden, hüküm veren. Hükmü kim verir arkadaşlar? Allah Teala verir. İkinci manası, bütün işleri hikmetle yapar. Bütün işleri hikmetle yapar. Yani biz onu bilsek ya da bilmesek. Bilsek ya da bilmesek. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının o gün için, o günün şartlarında hikmetini bilmediği şeylerin birçoğunu biz bugün ne yapabiliyoruz mesela? Bilebiliyoruz değil mi? Yani tıbbın, teknolojinin ilerlemesi bize bazı şeyleri ne yapabiliyor? Ortaya çıkarabiliyor. Bizden sonraki insanlara da bizim bilemediğimiz bazı hikmetler çıkabilir. Velev ki bu hikmetlerin sırrını biz keşfedemesek bile, bizim için bunlar bilinmese bile bizler iman ediyoruz ki Allah-u Teala'nın bütün fiilleri nedir arkadaşlar? Hikmetlidir. Yani diyemez bir kimse. Bu yani insanın tabiatına aykırı, insanın yaşadığı dünyaya aykırı yok. Çağa aykırı diyemez. Hikmetin diğer bir manası, hakimin, Allah-u Teala hakim, hakimdir. Hüküm verendir. Hikmetle emredendir. Ve yaptığı bütün işler nedir arkadaşlar? Muhkemdir. Ne demek muhkem? Sapasağlamdır yani. Sapasağlamdır. Bakın, Allah Teala diyor, yere göğe bakın, onda bir kusur bulabilir misiniz değil mi? Gökyüzüne bir bakın. El teramin futur. Yaptığı bütün emirler olsun, bize emrettiği emirler olsun. Hepsi nedir arkadaşlar? Muhkemdir. Evet, devam edelim. Ve yine bu zan hikmetin inkarı, kaderin inkarı, yanı sıra Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin işinin, dininin bütün dinlere üstün geleceğinin inkarı ile de tefsir olunmuştur. Evet. İşte bu zan, Fetih suresinde buyurulduğu gibi münafıkların ve müşriklerin Allah-u Teala'ya karşı besledikleri kötü zanlarıdır. Gerçek şu ki bu kötü zandı. Çünkü o Allah Subhanehu'nun güzel isimlerine, yüce sıfatlarına ve her türlü kusur ve kötülükten uzak olan zatına yaraşmayan, onun hikmetine, onun övülmüşlüğüne ve onun dosdoğru sadık vaadine yakışmayan bir zandı. Öyleyse her kim batılın gelip hakkın yerini büsbütün alacağını, bununla beraber hakkın da zamanla yok olup gideceğini zanneder. Yahut hadislerin Allah'ın kazası ve kaderiyle gerçekleştiğini inkar eder ya da onun takdirinin övülmeye layık kapsamlı bir hikmet gereği gerçekleştiğini inkar edip bunun öylece bir dilemeden ibaret olduğunu iddia ederse, işte bu küfredenlerin zannıdır. Ateşe girecek olan o kafirlerin vay haline. İnsanların pek çoğu gerek başlarına gelen kendileriyle sınırlı işlerde olsun, gerekse kendileri dışındakiler hakkında yapa geldiği fiillerinde olsun, Allah hakkında kötü zanda bulunup dururlar. Burayı bir daha okuyalım. Bakın dikkat edin. Ne diyor İbnül Kayyım rahimahullah? İnsanların pek çoğu gerek başlarına gelen kendileriyle sınırlı işlerde olsun, gerekse kendileri dışındakiler hakkında yapa geldiği fiillerinde olsun. Allah Teala'nın o insana vermiş olduğu başına gelen olaylarla alakalı yahut kendisinde değil de başkasında gördüğü olaylarla alakalı insanların çoğu nasıl düşünür? Evet. Kendisi bundan selamette olan kişi ise ancak Allah'ı onun isimlerini, sıfatlarını, hikmetinin ve övülmüşlüğünün nice olup neleri gerektirdiğini kavrayan kimsedir. Evet. Öyleyse öz akıl sahibi olup daima kendine karşı nasihatçi olan kimse buna özen göstermeli, Allah'a dönüp tevbe etmeli ve Rabbi hakkında bulunmuş olabileceği kötü zannından dolayı ondan bağışlanmasını istemelidir. Şayet herhangi bir kimseyi araştıracak olsan, onun kaderi ilham edip ayıpladığını, cereyan edene karşı İleri geri konuştuğunu, şu
şunun şöyle olması lazımdı dediğini görürsün. Yani kaderle alakalı burada münafıkları bize anlattık, zikrettik. Bir de diyor ki yeryüzünde kime bakarsan bak, çok ya da az insanların ne olduğunu görürsün arkadaşlar diyor. Kaderle alakalı şunun şöyle olması gerekiyordu. Bu böyle olsa daha iyi miydi gibi haddini bilmeden kulluğunu idrakten dışarı çıkıp ileri geri konuşan bazı insanları görürsün diyor. Evet. Böylece kimisi takdir olunanı az bulandır, kimisi çok. Evet. Kimisi takdir olunanı az bulandır, kimisi de çok bulandır. Yani başına gelen olayı ya az görür, verilen nimeti, rızkı, ya ben bunu mu hak ediyorum? Ben bundan daha iyisini hak ediyorum. Değil mi? Bilgim çok, zekiyim, toplumdaki prestijim çok, bu bana yapılır mı? Evet. Yahut da başkasına verileni çok görebilir. Ya bu adam da aslında bunu hak etmiyor. Bu kadar çok da yani nasıl oldu da Allah Teala buna böyle verdi? Evet. Kendini yokla bakalım. Acaba sen bunlardan uzak kalan selamette biri misin? Evet. Bu son cümle çok önemli arkadaşlar. Ne diyor İbn-i Kayyım Rahimahullah? Evet. Kendini yokla bakalım. Acaba sen bunlardan uzak kalan selamette biri misin? Evet. Diyor kendini şöyle bir silk, yokla. Yani kalbin ne diyor? Yani dilinin, lisanının ne söylediği önemli değil. Kalbinde ne hissediyorsun? Yani birçok insan diliyle Rabbimize hamdolsun çok şükür diyordur ama kalpten ne hissediyorsun? Sen diyor bunlardan selamette misin? Değil misin? Buna göre kendini ne yap? Bir tart. Devam et. Ondan kurtulursan büyük bir şeyden kurtulursun. Aksi halde ise kurtuluşa ereceğini sanma. Evet. Burada bir beyti getiriyor. فَاِنْ تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُ مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ Şayet diyor bu beladan Allah hakkında kötü düşünme, kötü itikada sahip olma musibetinden kurtulursan eğer çok büyük bir beladan kurtulmuş olursun diyor İbn-i Kayyım. Bu şiiri getiriyor bize. Ve illa şayet bundan kurtulmazsan yani seninle beraber aklında, zihninde, kalbinde böyle arızalar, böyle problemler geziyorsa diyor ki İbn-i Kayyım فَاِنِّي لَا اِخَالُكَ نَاجِيًا Seni kurtulan bir adam olarak görmüyorum. Yani kurtulamazsın. Kurtulamazsın diyor. Özellikle vurguladığı hususlara dikkat edin arkadaşlar İbn-i Kayyım Rahimahullah'ın. Kader konusu. Hikmet konusu. Bir de Allah Teala'nın bu dine, Resulüne yardım etmeyeceği konusu. Yani bu üç meseleye de baktığınız zaman kendi hayatınızda bunun neyini görüyorsunuz arkadaşlar? Tezahürlerini görüyorsunuz. Veyahut da insanların bu konularda konuştuğunu görüyorsunuz değil mi? Mesela özellikle kader konusunda bugün birisi zikretti bana ya diyor bizim oralarda memlekette diyor eğer diyor adamın diyor kız çocuğu olursa diyor adam diyor hanımını veyahut da işte 6 ay konuşmaz veyahut da anasının babasının evine geri gönderir diyor. Hala böyle insanlar var. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bunlardan bahsetmiş. Mekke'li müşriklerde var. Ama 2000'li yıllara gelmişiz. Hala bu itikada sahip olan insanlar var. Sanki o çocuğun cinsiyeti kime bağlı? Kadına bağlı ya da erkeğe bağlı. Onların elinde. Burada ne var arkadaşlar? Kadere bir başkaldırma var. Evet. Demek ki kader konusunda insan ne yapmalı arkadaşlar? Bilmeli ki, iman etmeli ki Allah-u Teala önümüzdeki hafta gelecek kader konusu. İnsanları yaratmadan, mahlukat yaratmadan önce her şeyi takdir etmiştir. Belirlemiştir. Bize düşen ne yapmaktır? İtaat etmektir. Sabretmektir. Başa gelen belalarda, musibetlerde. İkinci konu hikmet konusu. Deminden söyledik. Allah-u Teala hakimdir. Hüküm verendir. Verdiği hükümler, emirlerin hepsi hikmete bağlıdır. Ya nasıl olur da işte kadınlar bu çağda artık kapanır. Öyle bir şey mi kaldı artık? Değil mi? Yahut artık yani nasıl olur da insanlar oruç tutar, hele hele yaz günlerine denk gelen bu aylarda, bu senelerde oruç tutmamız istenir, aç kalınır gibi. Allah-u Teala'nın emrettiği bu emirlerin altında hikmetin olmadığını söyleyen şeyler vardır. Bunların hepsi nedir arkadaşlar? يَذُنُّونَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّ Bunların hepsi cahiliye itikadıdır.
Bunların hepsi Allah hakkında, Allah Teala'nın hakkında kötü itikatlardır, kötü inanışlardır. Yüce Rabbimiz bizleri bu tür yanlış itikattan, yanlış görüşten ne yapsın? Kurtarsın, muhafaza eylesin. İbnül Kayyim Rahimahullah'ın dediği gibi, fettiş nefseke, kendini şöyle bir sorguya çek. Yani kendini şöyle bir tart. Neredesin? Ne yapıyorsun bu konuda ve diğer konularda? Sen diyor Allah Teala'nın kaderine ve kazasına razı olanlardan mısın? Yoksa isyan edenlerden, itirazda bulunanlardan, yanlış itikatlarda bulunanlardan mısın? Herkes bu soruyu kendine sorsun. Bu şekilde de bunun gereğince kendini ıslah etsin. Bu hafta kader konusuna geçmeyeceğiz. Çünkü uzun bir konu olacak. Önümüzdeki hafta kader konusuna, kaderi inkar edenlerle ilgili gelen bahse değineceğiz. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyk. Konuyla alakalı sorusu olan varsa alabiliriz. Hocam erkek çocuğu olup övünmek de aynı sınıfa girer mi? Tabii övünmek derken nasıl övünmek? Yani erkek adamın erkek oğlu olur işte. Bak gördüm marşıyı tutturduk falan. Ha, tabii bu yani bunlar da yanlış sözlerdendir. Çünkü çocuğun erkek olması ya da kız olması nedir arkadaşlar? Kişinin elinde değildir. Allah Teala'nın takdiridir, kazasıdır. Sanki burada o çocuğun erkek olmasını belirleyen kendisiymiş gibi görmesi Allah Teala'nın hakkında ne yapmaktadır? Yanlış itikat beslemektedir. Evet. Dinleyelim arkadaşlar. Ben kulumun zanlı üzerine diyor bir tane hadiste hocam. Bu hadisteki zan nasıl anlaşılıyor? Yani bu hadisin sıhhatiyle alakalı bir kere şey var yani. Alimlerin sözleri var. Önce hadisin sıhhatine bakmak lazım. Ondan sonra hadisle ilgili şey yapmak lazım. Hadisin önce sıhhatini araştıralım inşallah. Ondan sonra onunla ilgili konuşalım. Evet. Evet, başka sorusu olan. Evet. Ama bahsettiğimiz hani kuzu olayı var ya, hangi yöreye ait yani? Önemli değil hangi yöre oldu, evet. Bilelim ya, İstanbul'da yaşıyoruz. Yani İstanbul'da gördüğümüz bir insan ama memleketi başka bir yerde. Evet, Subhaneke Allahumma bihamdik, eşhedü en la